Birlikteyiz. Hoş geldiniz Merhabalar. yayınımıza Bilgay Bey. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Tikrit'e bir kurtarma operasyonu dedik. Zamanlama açısından doğru buluyor musunuz bu operasyonu? Yani şu an itibariyle işinin gerilediği bir günleri yaşıyoruz. Bu gerileme sürecinde IŞİD'e vurulacak darbe, IŞİD'in bitirilmesi anlamında önemliydi. O yüzden IŞİD'in merkez üslerine bakıldığında birinin Musul, birinin Tikrit, birinin Anbar olduğunu biliyoruz. Şu an itibariyle belki de en kontrol altına alınabilecek yer Tikrit gibi gözüküyordu. O yüzden bence de Tikrit'e başlatıldı. Neden Tikrit'i kurtarmak, DAEŞ'ten kurtarmak daha kolay diğerlerine oranla? Yani bir kere Tikrit'in coğrafi pozisyonu nedeniyle bu oldukça rahat. Çünkü Tikrit'in etrafına bakıldığında merkezi hükümetin ve peşmergelerin kontrol altına aldığı bölgeler olduğunu görüyoruz. Ve Tikrit'in etrafı şu an itibariyle çevrilmiş durumda. Aslında zaten operasyon merkezi Samarra. Samarra Şiiler açısından önemli bir yer. Samarra'da El Askeri Türbesi var. Hatırlanacak olursa Irak yakından çalışanlar bilirler. 2006'da yine El-Kaide El Askeri Türbesi'ne bir saldırı düzenlemişti ve 2006'daki bu saldırıdan, Şubat ayındaki saldırıdan sonra Irak'ta mezhep çatışması başlamıştı. O yüzden zaten Musul operasyonu ilk başladığında IŞİD'in Musul'u ilk ele geçirdiklerinde Bağdat, Tikrit yani Samarra'ya doğru yönelmişlerdi ve Anbar'a doğru yönelmişlerdi. Nitekim Samarra ilk kurtarılan yer olmuştu. İlk kontrol altına alınan yer olmuştu Irak Merkezi Hükümeti tarafından. O yüzden Samarra çok önemli bir bölgeydi ve nitekim özellikle bu Şii milislerin ortaya çıkması, yeniden aktive olmaları ve Ayetullah Ali Sistani'nin fetvası doğrultusunda oluşan bu gönüllü birlikler denen Arapçası Haşd el-Şabi diyorlar buna. Millet yığınları olarak geçiyor. Bu gönüllü birliklerin oluşması zaten Samarra'nın ve Samarra gibi kutsal bölgelerin korunmasından ortaya çıkmıştı. O yüzden zaten Tikrit'in etrafı kontrol altına alınmaya çalışılan yerlerden biriydi. Samarra Tikrit'in güneyinde, diğer taraftan doğusunda Tuzurmatu bölgesi vardı ve Tuzurmatu özellikle Şii Türkmenlerin özellikle yaşadığı bir bölgeydi ve bu hat Bağdat ve Kerkük hattını bağlayan ana hattı. Nitekim operasyonlar büyük yoğunlukla ki Emirli hattını hatırlanacak olursa 86 gün boyunca IŞİD'in ablukası altında kalmıştı ve 86 gün boyunca girilememişti oraya Irak Merkezi Hükümeti tarafından ki Emirli doğrudan bir Türkmen kentidir. Yani 20 bine yaklaşık nüfusu vardı ve bu anlamda özellikle Tikrit'in etrafı kurtarıldı. Ama diğer taraftan Anbar'a ve Musul'a bakıldığında IŞİD'in özellikle Suriye'den aldığı yardımların daha rahat olduğunu görüyoruz. Ama Tikrit biraz daha içeride, merkezde kalıyor. O yüzden Tikrit'in etrafı merkez hükümet tarafından daha kontrol edilebilir. Bilal Bey, şu anda Tikrit'in Tikrit operasyonuna katılanlar arasında peşmergeler ve merkezi hükümet var. Beraber hareket ediyorlar. Doğru mu? Peşmerge şu an dahil olmadı. Dahil olmadı. Merkezi hükümetle beraber. Evet, merkezi hükümetle beraber tabii doğrudan bir ordu var. Ordunun yanında federal polis var. Federal polisle birlikte yerel güçler var. Tabi burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu işte yeni ortaya çıkan Şii milislerin Haşd-ı Şabi denen gücünle bu operasyona katılıyor mesela olması. İran bir komutanını görevlendirmiş Tikrit operasyonu. Evet, bu bilgi yani, doğru mudur? İran bir komutanı değil. İran belki Orta Doğu'daki hani Arabistan'ın Lawrence vardı. Hani Orta Doğu çalışan öyle olabilir. Meşhur bir komutan. Meşhur bir komutan Kasım Süleymani'yi gönderdi. Kasım Süleymani yeni Arabistan'ın Lawrence olarak adlandırılıyor. İran'ın Arabistan'ın doğrusu olarak adlandırılıyor. Kasım Süleymani'yi her yerde görebiliyorsunuz artık Orta Doğu'da. İşte Suriye'de Esad rejimine destek vermek için yer alıyor. Diğer taraftan Hizbullah'la beraber hareket ediyor. Hatırlanacak olursa İsrail Hizbullah'ın iki üyesini öldürdüğünde bir tanesi İmad Mugniye'nin oğlu Cihat Mugniye'ydi ve Cihat'ın cenazesine katılmıştı Kasım Süleymani. O yüzden Kasım Süleymani çok önemli bir figür. İlk kez İran tarafından resmen açıklandı bu. Kasım Süleymani olarak, yani isim olarak açıklanmadı ancak pek çok internet sitesinde, sosyal medyada fotoğraflarını görebiliyorsunuz artık. Kasım Süleyman doğrudan artık. Yani burada bir mesaj mı vermeye çalışıyor İran? Diyor ki İran'ın içerisinde özellikle DAEŞ'le mücadele kapsamında ve sonrasında kurulacak düzende
ben de kesinlikle varım diyor. Yani İran bu mesajı aslında çok önce verdi. Özellikle Musul'un ele geçirilmesinden sonra IŞİD tarafından İran'ın doğrudan Irak içerisinde etkin olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Irak merkezi hükümetinin yetersiz kalması, dış desteğe muhtaç olması, bu anlamda İran'dan güçlü bir destek gelmesi İran'ın zaten etkinliğini bölgede artırmıştı. Biz Orsam olarak da biliyorsunuz pek çok kez bölgeye gidiyoruz. Bölgeye gittiğimizde doğrudan İranlı unsurları kendi gözlerimizle görme şansını elde ettik. Yani İranlıları artık sahada görebiliyorsunuz. Bu çok önemliydi. Belki de IŞİD operasyonları sonrası hani Irak'taki en büyük etkiyi İran'ın artık doğrudan sahada olmasıyla yarattığını görüyoruz. O yüzden hani İran zaten bu mesajı çok önce verdi ki Tikrit açısından farklı bir önemi var. Biliyorsunuz Tikrit aslında Irak'ın devrik lideri. Özellikle Sünnilerin böyle yoğun yaşadığı ve Sünnilerin de yoğun olarak hani saygı ve hala özlem duyduğu Saddam Hüseyin'in memleketi. Ve Saddam Hüseyin'in hem doğum yeri orası hem mezarı orada. O yüzden bu anlamda da bir mesaj. Bu anlamda da ciddi bir mesaj ki Kasım Süleymani 1980-88 arasında İran-Irak Savaşı'nda İran tarafında savaşan ve Irak'a karşı mücadele veren bir subaydı. Şimdi Tikrit'i kurtarma operasyonu İranlı bir generalin de desteğiyle ya da kontrolünde yapılacak olması Sünniler için de ayrı bir mesaj. Saddam Hüseyin taraftarları için de ayrı bir mesaj diye düşünüyorum. Bilal Bey, ben aslında size Musul'a muhtemel bir kara operasyonu da soracağım. Fakat öncesinde İran konusu açılmışken şu mevzuya bir açıklık kazandırmak istiyorum. Siz bölgeyi de yakından gidiş gelişler çok önemli. Evet, bölge uzmanları açısından bölgenin nabzını tutmak için ve biliyorum siz çok sık ziyaret ediyorsunuz bölgeyi. Türkmenler konusunda İran'ın Türkmenlerin mezhepsel farklılıklarını kullanarak çeşitli politikaları üretmeye çalıştığı yönünde değerlendirmeler var. Siz Irak'ta konjonktürü böyle okuyor musunuz? Yani böyle faaliyetler var mı? Yani tabii özellikle bunu iki taraflı düşünmek gerekiyor. Ben öyle bakıyorum en azından olaylara. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Yani Türkmenler arasında mezhepsel ayrımı çok fazla yok. Çok derin değil. Evet. Ancak söylediğiniz gibi İran'ın bu yönde en azından hani gözlemlenen kadarıyla bir yönde bir hareketi söz konusu. Ancak şunu da söylemek lazım. Yani Türkmen bölgelerine ya da işte Şii Türkmenlerin yaşadığı yerlere gittiğinizde aslında onlar çok mezhepsel tavırla hareket etmiyorlar. Türkmenlerin burada asıl kaygısı Şiisi Sünnisi hiç fark etmeksizin yaşayabilmek ve hayatta kalabilmek. Yani Türkmenler işte Haçlı Şabi'ye bu gönüllü milislere katılmaları ya da işte milis grupların içerisine girmeleri Şii olmalarından dolayı değil. Kendi bölgelerini koruma çabası içerisine girmelerinden dolayı ve Türkmen kimliğiyle yapıyorlar bunu. O yüzden Türkmenler arasındaki Şii kimliğinin hani çok güçlü olmaması belki de hani bu anlamda İran'ın politikalarını boşa çıkartabilir ama söylediğiniz doğru. Yani İran Şiiler üzerinden Irak'ta ciddi bir etki yaratmış durumda. Bu Türkmenlere de ne yazık ki yansıyor. Bunun aslında bazen pompalandığını bile düşünmek mümkün. Çünkü bazen öyle haberler çıkıyor, öyle değerlendirmeler yapılıyor ki gerçekten aslında mevcut olmayan bir ayrımın pompalandığı bir operasyon, algı operasyonu yapıldığı şeklinde değerlendirilebilir. Tabii. Mesela çok yerelden bir örnek vereyim çok kısa. Kerkük'e bağlı bir nahiye var. Taziormatu nahiyesi. Buranın tamamı Türkmen ve çoğunluğunu Şii Türkmenlerden oluşuyor. Ben operasyonlar sonrasında Taziormatu'ya gittim. Oradaki halkla konuştum. Hiçbir Şiilikten bahsetmiyor. Hepsi biz kendi memleketimizi Taziormatu'yu koruyoruz, Kerkük'ü koruyoruz, Türkmen kimliğini koruyoruz diyorlar. Ve ama onlar bu Haçlı Şabilerin içerisinde hareket ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkmen kimliğinin algısının hala ön planda olması bence Türkmen kimliğinin korunması anlamında çok önemli. O yüzden hani Şii Türkmenler arasında ya da Sünni Türkmenler arasında ben mezhepsel politikanın büyük oranda tutacağına inanmıyorum açıkçası. Bu birlikteliği korumak aslında belki de Irak'ta Türkmenlerin en büyük avantajı olacak. Aksi halde parçalanmış bir yapının çok daha büyük felaketleri beraberinde getirmesi muhtemel. Kara operasyonu da konuşalım. Musul'a bir kara operasyonu haberleri geliyor. Ne kadar gerçeğe yansıtıyor bu kara operasyonu yani, hareketleri? Musul'a kara operasyonu yapmak çok kolay bir iş değil. Ve çok da uzun zaman alacaktır diye düşünüyorum ben. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Başkanı Obama IŞİD'in bitmesinin 3 yıl alacağını söylemişti yaptığı açıklamada. Aynı şekilde bunu Irak Başbakanı'na onaylamıştı. IŞİD'i hani Irak'tan temizlemek çok kolay değil. Hele kara operasyonu yapmak, yürütebilmek IŞİD'e karşı çok kolay değil. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi IŞİD'in halk desteği alması hala. Yani her ne kadar bunu hani söylemek acı olsa da halktan hala yerelden destek buluyor.
Tabii bu önemli yani. Bu yerel desteği kesebilmek önemli. Diğer taraftan tabii Musul'a geçmeden önce Musul'un bağlantı yollarının da kesilmesi gerekiyor. Ki bugüne kadar yapılması gereken, yapılmaya çalışılan en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Musul'un hatlarını, Musul'a ulaşım hatlarını kesmeye çalışmaktı. Mesela kuzeyde peşmergeler bunu yapmaya çalışıyor. Özellikle Sincar'ın alınmasından sonra işte Musul ve Suriye arasındaki bağlantının kesilmesine çalışılıyor. Tabii Musul operasyonu yapılmadan önce işte Musul'un güney bağlantılarının da kesilmesi gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi Tikrit. O yüzden Musul'un kurtarılabilmesi için önce Tikrit'in tamamen kontrolü. Tikrit çok stratejik bir noktadaysa Amerika Birleşik Devletleri neden hava desteği vermiyor bu? İran çok güçlü destek veriyor. Tabii Amerika'nın hava operasyonlarının yapılabilmesi için tabii Irak Merkezi Hükümeti'nden de bununla ilgili bir talep gelmesi gerekiyor. Irak Merkezi Hükümeti'nin şu an itibariyle bu yönde bir talepte bulunmadığını biliyoruz. Irak Güvenlik Güçleri ve Irak Hava Kuvvetleri şu an itibariyle Tikrit operasyonunu yürütüyor. Irak Hava Kuvvetleri'nin vurduğunu biliyoruz Tikrit'i şu an itibariyle. Ancak ihtiyaç duyulursa ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bir operasyon yapacağını düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz. Programa girmeden önce bölgeyle yaptığım görüşmelerde Amerika'nın insan sava uçaklarının Tikrit hava sahasında görünmeye başladığı söylendi. Sıcak bilgi paylaşıyorsunuz şimdi bizimle. Bilgay Bey peki aslında Amerikan hava desteğini en etkin galiba peşmerge kullanıyor öyle değil mi? Evet. Ya zaten Amerikan hava desteğinin kullanılmaya başlaması IŞİD'in Erbil'e ilerlemesinden sonra oldu. Evet. Yani ki IŞİD Erbil'e çok yakınlaştığında önce Irak Hava Kuvvetleri vurdu sonra Amerikan ve Fransız güçleri ilerlemeye başladı. Zaten Amerika özellikle Musul ve çevresini şu an itibariyle vuruyor. Biz Orsan'da bununla ilgili bir istatistik yaptık. Hı hı. Amerikan ve koalisyon kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarının çoğu Musul ve çevresine yönelik. Özellikle Musul ve güneyinde çok daha az hava saldırıları var. Oralar daha çok Irak Merkezi Hükümeti'nin hava saldırıları sonucunda vuruluyor. En çok tartışılan konulardan bir tanesi de Türkiye'nin muhtemel bir Musul'u kurtarmaya yönelik muhtemel bir kara operasyonuna katılıp katılmayacağı. Evet, evet. Siz bunu ihtimal dahilinde görüyor musunuz? Yani uluslararası politikada her şey ihtimal dahilinde. Evet. Şu an itibariyle şartlar bunu çok fazla göstermiyor. Tabii Türkiye'nin dış politikası itibariyle de bakıldığında Türkiye'nin hani kendi ulusal çıkarlarının dışında çok fazla bir sınır dışına operasyon yapmadığını görüyoruz. Bunun için şu an itibariyle Musul'a operasyon, kara operasyonu ben çok gündemde olduğunu düşünmüyorum Türkiye açısından. Yani Türkiye Musul'a yapacak herhangi bir kara operasyonuna şu an itibariyle katılmaz gibi geliyor bana. Ancak dediğim gibi her şey değişebilir. Hangi şartlarda olur bu olursa Türkiye'nin de oradan ulusal çıkarlarını bir saldırı, tehdit algılanırsa bu halde olabilir. Tabii bu yapılırsa da eğer Irak Merkezi Hükümeti ile koordine edilerek yapılacaktır. Bakın Türkiye'nin 2014 sonrasındaki Irak politikası gittikçe değişmeye başladı. Yani biliyorsunuz 2014'e kadar Türkiye Irak Merkezi Hükümeti ile hiç iyi ilişkilere sahip değildi. 2010 ve 2014 arası Türkiye Irak Merkezi Hükümeti arasındaki ilişkilerin kopuş anıydı. Ancak 2014'ten sonra Haydar El-Abadi'den sonra ve IŞİD tehdidinden sonra Türkiye-Irak Merkezi Hükümeti ile de daha iyi ilişkiler geliştirdi ki Haydar Abadi Hükümeti'nin ilk kutlayan ülke Türkiye oldu. Ha. Tabii bu Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkiler geliştirilirken bölgesel Kürt yönetimiyle de ilişkilerin korunduğu bir dönem oldu. O yüzden hani 2003 sonrası Türkiye'nin Irak politikasına bakıldığında ya Irak Merkezi Hükümeti ile ya da bölgesel Kürt yönetimi ile ilişkilerin geliştirildiğini görüyoruz. Ancak 2014 sonrası her iki tarafla da koordinasyon halinde yürütülen bir ilişki biçimi var. Bu anlamda ne merkezi hükümet Irak bölgesel Kürt yönetimine bir alternatif ve de Irak Kürt bölgesel yönetimi merkezi hükümete bir alternatif olacak. Bu arada çok o yüzden ciddi koordinasyon bir denge ve koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. O yüzden merkezi hükümetle beraber bölgesel Kürt yönetimine de bir koordinasyon bir yönde yaşanabilir gibi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Bilgay Duman katıldığınız değerli görüşleriniz için. Irak her zaman bizim için sıcak başlık gelişmeleri biz detaylı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dünya Bülteni'nin ayrılan sürenin sonuna geldik. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak ve gelişmeleri daha iyi anlamak için sizleri yarın yine saat 12'de TRT Hava ekranlarına bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.